Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Şule Hocam. Evet, biliyorsunuz zaten. Evet, merhaba, aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu akşam nereden soru gelir? Biz nerelerden soru bekliyoruz? Nereden soru gelmesini istiyoruz? Bu akşam onları göreceğiz arkadaşlar. Merhaba Dicle Hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Benim atanacak güzel öğretmenlerim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi benimle bu akşam girişim psikolojisinde zorlandığınız bir konudan bahsetmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar buradaki bizim şeyimiz, anlatacağımız yer dil gelişimi ve ahlak gelişimi ile ilgili arkadaşlar nerelerden soru gelir onlara bakacağız beraberce. Evet, herkese hayırlı akşamlar. O yüzden de korkmayın arkadaşlar, İsmail Hocam korkmayın. O yüzden de merhabanızı alacak hoca var burada. Evet arkadaşlar, ben alıyorum şöyle. Bakınız şimdi, bir eğitim bilimlerinde gelişim psikolojisinden 10 tane soru geliyor. Bunlardan bir tanesi dil öncesi dönem. Şimdi dil gelişiminde, bilişsel gelişimle dil gelişimi arasında paralellik vardır arkadaşlar. Yani fonem, ses, harf demek, morfem, hece demek, semantik, anlam demek, sentaks, söz dizimi demek, pragmatik, kullanım, morgen, tek sözcük, aşırı kurallaştırma var, eksik kurallaştırma var, alıcı dil var, ifade edici dil var, yansıtıcı konuşma var ve tekrarlama var. Şimdi bakınız arkadaşlar, böyle sorular geliyor. Bizi 1800'lü yıllarda Fransa'da ormanlık bir alanda diyor, 11 yaşında Victor adında bir erkek çocuğu bulunuyor. Yani çocuk bulunduğunda dil gelişiminin yetersiz olduğu ve iletişim kuramadığı görülüyor. Victor 5 aylık bir eğitim verilmesine rağmen diyor, hiçbir şekilde istenen düzeye ulaşamıyor arkadaşlar. O zaman Victor'un dil gelişiminde istenilen düzeye ulaşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Victor kullanım bilgisi eksikliği olabilir. Çünkü dağlarda büyümüş, model olmayabilir, insanlardan uzak, bu da olabilir. Yani biyolojik faktörlerin yetersizliği de olabilir. Victor işitme engelli de olabilir. Sonra kavram oluşturma ve sınıflandırmada, yani sınıflamada güçlük de olabilir. Ama burada yani şu olmaz burada arkadaşlar. Buradaki ikinci duygusal tepkilerde yetersizlik olmaz. O yüzden de bu şekilde oluşmaz. Arkadaşlar devam ediyorum şimdi buradan. Bu şekilde bize soru kalıpları geliyor arkadaşlar. O zaman ikinci duygusal tepkilerin yetersizliği bilişsel davranışlarda. O yüzden de arkadaşlar şu şekilde oluşuyor. Evet, kaydediliyor hocam ders. İzlerseniz sonradan oluşturursunuz. Şimdi dil gelişiminde çok soru gördüğümüz yerlerden bir tanesi şu. Davranışçı görüş. Biz davranışçı görüşü pekiştirme ve pekiştireçle alıyoruz. Edimsel koşullanma gibi alacaksınız. Siz çıkarıldığında arkadaşlar bunlar eğer ödül alırsa artar, ceza alırsa azalır. İşte bunlar davranışçı görüştür arkadaşlar. Evet, söylüyorum arkadaşlar, Pınar Hocam söyleyeceğim hepsini de. Sosyal öğrenmeci görüş dediğimizde Bandura'nın sosyal öğrenme modeli, yani model, taklit ve gözlem yoluyla öğrenme var arkadaşlar, dikkat ederseniz. Yani biyolojik temelli görüş, Noam Chomsky-Lenneberg var. İnsana doğuştan gelen bir dil öğrenme kapasitesi var. Yani bu biyolojik arkadaşlar. Şimdi dil gelişim kuramlarında doğuştan dili öğrenmeyi sağlayan bir dil öğrenme aygıtı var Noam Chomsky'ye göre. Biyolojik ve doğuştan gelen faktörler önemlidir. Çevre hangi dilin öğrenileceğini belirler. Yani dönüşümsel, üretimsel gramer vardır burada. Şimdi dikkat edelim burada. Biz bu tarz kavramlarla çok sık karşılaşacağız. Nasıl olacak? Dil girişimde nereden soru gelecek? Onları açıklayacağım size. Arkadaşlar, istediğimiz yer yani. Şimdi aşağıdakilerden hangisi Noam Chomsky'nin dil girişimi konusundaki görüşlerinden biri diyor, olamaz diyor. O yüzden de dikkat ediniz burada. Çocuklar anne babalarının çıkardıkları sesleri taklit ederek dili öğrenirler. Çıkardıkları sesleri taklit ederek. O yüzden de bu davranış görüşü uygun. İnsanlar dil öğrenmeye yatkın
mekanizmayla taklit sosyal öğrenmede var. Yani bireysel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramı, Bandura. O yüzden de insanlar dil öğrenmeye yatkın bir mekanizmayla doğuyorlar. O yüzden bu Noam Chomsky'nin arkadaşlar. Bu sosyal öğrenme kuramı Bandura, Albert Bandura. Dil öğrenme temelinde olgunlaşma vardır. Noam Chomsky. Psikolingüistik kuram, çocuklarda doğuştan tüm dilleri konuşabilecek kapasiteye sahip. Bu da Noam Chomsky psikolingüistik kuram, çocuk çevresinde konuşulan dilin kurallarını anlar ve buna göre konuşmayı öğrenir. Noam Chomsky. O halde doğru cevabımız bizim adan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani şöyle hemen şu şekilde alıyorum, dikkat ederseniz arkadaşlar buradan. Adana doğru cevabımız. Siliyorum hemen arkadaşlar buradan. Şu şekilde biz Noam Chomsky ile ilgili soru gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar, psikolingüistik kuram. Şimdi alıyorum şöyle aşağıdakiler, yani Noam Chomsky'ye göre dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi uygun değildir? Arkadaşlar şimdi bunu öncelikle bilmemiz lazım. O zaman nasıl bileceğiz biz? Şuna bakalım şimdi. Lütfen şuna dikkat ediniz arkadaşlar. Bizim çok sık üstünde durduğumuz noktalardan bir tanesi burası. O zaman ağlama 0-12 aylar arkadaşlar. İçerisinde ağlama, babıldama, çığıldama, heceleme evresi var. O zaman lütfen, lütfen benim atanacak öğretmenlerim şuna dikkat ediniz ne olursunuz. Bu evreler bizim dil öncesi, yani biz buna söz öncesi evreler diyoruz. Söz öncesi evreler. O yüzden de dil öncesi, söz öncesi evre arkadaşlar. Yani ağlama, babıldama, çığıldama, heceleme. O yüzden de yani ağlamadan buradaki sesler evrenseldir. Dünyadaki bütün çocuklar bu sesleri kesinlikle çıkarırlar. Babıldamada sesler evrenseldir. Dünyadaki bütün çocuklar bu sesleri çıkarırlar. Inga diye ağlıyorsa ağlama evresidir. Babıldama diye, yani ba, da, ma gibi evrensel sesleri çıkarabilir. Ama çığıldama ve heceleme evresinde artık burada evrenselden ayrılır, ana dili seslerini çıkarır. Bunlar öğrenmiş seslerdir. O yüzden de ama çocuk anlamını bilmez arkadaşlar, dikkat edin. Şimdi tek sözcük Morgan evresi var. 12-18 aylar. En kritik dönem, anlamlı iç sözcükler, hatta ya da baş var. Böyle iki tane olan arkadaşlar tek sözcük kabul edeceksiniz. Dil kültürleşir ve kültürelleşir. Alıcı dil gelişir, söylenenlerin anlaşılması. Daha sonra ise ifade edici dil gelişir arkadaşlar. Yani çocuk artık sözcükleri söylemeye başlar. Biz alıcı dil vernik alanı, ifade edici dil Broca alanıdır. Sonra telegrafik konuşma geliyor. 18-24 aylar telegrafik konuşmadır. İki ya da üç sözcük yan yana gelir. Dede gitti. Etleri kullanamıyor. Top, et, bağlaç yok. İlk kremerli evre. Yani anne mutfağa gitti diyebilir. Kurallı cümleler, aşırı ve eksik kurallaştırmalar buradadır. Tekrarlama arkadaşlar burada gerçekleşir. Şimdi bakınız şuradan alıyorum arkadaşlar. Buradan. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ben burayı size lütfen not etmenizi istiyorum arkadaşlar. Burası ile ilgili. Şöyle alıyorum. Bakınız benim atanacak öğretmenlerim. Burası bizim Vygotsky'dir. Yani Vygotsky. Unutmayın arkadaşlar. Vygotsky. O yüzden yapı iskelesi oluşturmuş çocuk. Gülce diyor ki annesi oynuyor. Gülce anne bana kızım ne yapıyorsun diye sor. Anne kızım ne yapıyorsun diyor. Gülce yüzdürüyorum diyor. Gülce şimdi diyor nereye gidiyorsun diye sor. Annem nereye gidiyorsun? Gülce anneanneme gidiyorum diyor. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada Gülce'nin davranışları dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Bunun cevabı ben merkezli konuşma. Ben merkezli konuşma. Şimdi o zaman ben Şule Hoca olarak nereden soru bekliyorum? Dikkat edin. Ben merkezli konuşma dediğimizde arkadaşlar biz bunun içerisinde şöyle oluşturalım. Benim beklediğim yer özel konuşma olarak gelebilir. Özel konuşma. Konuşma. Bundan bize soru gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Özel konuşma. O zaman
Özel konuşma nedir? Piaget'in monoloğu, Piaget'i asla unutmayın. Monolog, monolog tarzı konuşma. Vygotsky'nin eşittir özel konuşmasına denk gelir. Özel konuşma, dikkat edin, buna denk gelebilir. Özel konuşma denk geliyor. O zaman çocuk kendi kendine konuşuyorsa, yanında kimse yoksa, ses çıkarıyorsa, yanında sanki biri varmış gibi konuşuyorsa, çocuğun yaptığı bu konuşma Piaget derse özel konuşma, Piaget derse monolog, Vygotsky derse özel konuşma olur. Yani Vygotsky dersi kesinlikle arkadaşlar özel konuşma denir buna. Biz böyle soru ben bekliyorum yani Şule Hoca olarak. Böyle soru da gelsin istiyorum. Hani ne çıkar bilemiyorum ama istiyorum yani. Özel konuşmadan soru gelsin. Ve daha sonra ise ben merkezi konuşma altında içsel konuşma var arkadaşlar. İçsel konuşma yer alıyor. Konuşma, içsel konuşma. Çocuk oyunlarına yön verirken kendi kendine konuşur. Bu sesler dıştan asla duyulmaz. O yüzden de beyinden konuşur. Çocuklar önce sana bir şey söyleyeceğim der. Sonra biraz daha yavaş sana bir şey söyleyeceğim. Sonra biraz daha dudak kıpırdatmasına değişir. Sonra işte bunlar beyinden geçirilir. Buna içsel konuşma denir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben özel konuşmayla ilgili not alın. Ben soru bekliyorum. İnşallah ÖSYM'i beni duyar. Onunla ilgili soru gönderir bize. Şimdi bakalım. Dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Chomsky'ye göre insanlar doğuştan bütün dilleri öğrenebilecek kapasiteye sahiptir. Ki doğru, dil kazanım aygıtı demişti buna. Yani bunun cevabı biyolojik altyapıydı arkadaşlar. Yani içsel konuşma, İsmail Hocam şöyle gelebilir. Dur bir dakika arkadaşlar. Hocamız bir şey sormuş. İçsel konuşma, özel konuşma dedim İsmail Hocam. İçsel konuşma şöyle gelebilir. Çocuklar der oyunlarına yön verirken dıştan seslendirmeler yapabilirler. Ama daha sonra yaşı biraz ilerledikten sonra dışsal konuşmalarda dıştan konuşma şeklinde değil de yaptığı oyun etkinliklerini zihninden geçirerek dıştan duyulmayacak şekilde yönlendirme yapabilir. O yüzden de yani beyinden, zihinden yapılan bu konuşmanın adına dışarıdan duyulmaz, bunun adına içsel konuşma deniyor arkadaşlar. Hani otobüste giderken beynimizden konuşuyoruz ya da oturduğumuzda ders dinlerken beynimizden konuşuyoruz. Bunlar dıştan duyulmuyor hocam. O yüzden de bunun adına içsel konuşma diyoruz. Şimdi dil gelişimiyle ilgili sorumuza bakalım. O şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisi diyor yanlıştır diyor. Chomsky'ye göre insanlar doğuştan arkadaşlar yani insanlar doğuştan bütün dilleri bilerek doğuyorlar ki doğru. Bu biyolojik altyapıdır Noam Chomsky'de. Davranışlı kuramlarda şöyle bakalım. Kuramlara göre dil öğrenme tekrar ve pekiştirme sonucu gerçekleşir. Bu da doğrudur. Normal gelişim gösteren çocuklar genel olarak bir yaş civarında ilk anlamlı sözcükleri çıkarmaya başlar. Bu da doğrudur. Çocukların tek bir kelimeyi farklı anlam içeren cümleler yerine kullanmasına morgem denir. Bu da doğrudur. Morgem 12-18 aylar arasında gerçekleşiyor. O yüzden de bu da doğru. Ama bebeğin babıldama evresinde çıkardığı sesler ana diline özgüdür derse yanlıştır bu. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani biz agulama, babıldama, evet çığıldama, heceleme sesleri. Yani bebeğin babıldamadan çıkardığı sesler evrenseldir. Çığıldama, heceleme 6-12 aylarda çıkardığı sesler ana diline özgüdür. Yani çocuk ağladı, babıldadı derse evrensel dildir. 0-6'ya kadar olanlar. Daha sonra çığıldadı, heceledi, cıvıldadı derse ana dili seslerini çıkardığı evre çığıldama, cıvıldama, heceleme evresidir. O yüzden de evrensel dildir. O zaman benim atanacak can öğretmenlerim dikkat ediniz bakın. Bunun doğru cevabının Edirne olduğunu görüyoruz. Edirne doğru cevap. O yüzden de dikkat edelim buna. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şuradan alıyorum hemen.
Bir diğer faktöre bakalım. Dil gelişimiyle ilgili hemen şöyle ilerliyorum. Vygotsky'de dil gelişimi. Arkadaşlar benim soru beklediğim yer burası. Dikkat edin bakalım. Soru beklediğim yer benim, bakın can hocalarım, işte ben buradan bekliyorum soruyu. O yüzden de buradan bizi soru gelme ihtimali çok yüksek. Neden? Okul öncesine geliyor, bize de gelsin. Ben de istiyorum buradan sonra. Toplumsallaşmış değil. Nesne eylemlerle algılanır. Ben merkezci konuşma, kendi düşüncelerine rehberlik eder, problem çözer, yüksek seslidir özel konuşma. İster konuşma, ben merkezci konuşmanın sessizleşmesidir. Sessiz, içe dönük konuşmadır. Ben merkezci konuşma kaybolmaz, yerini içsel konuşmaya bırakır. Buna dikkat edelim arkadaşlar, oldu mu dil gelişiminde? Yani buradan örnek de verdim. Nasıl çıkabileceği konusunda ondan oluşturduk. Şöyle alıyorum hemen. Bakınız şimdi, aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'nin sosyokültürel kuramı içinde değerlendirilemez? Gelişimde biliş önemli bir noktadır. Şunu asla unutmayın. Eğer gelişimde biliş önemli bir nokta derse bu Vygotsky olamaz. Bu Piaget olur. Unutmayınız. Piaget olur. Eğer çevre deseydi, kesinlikle çevre deseydi Vygotsky olurdu. Gelişim yaşantı zenginliğine dayalıdır. İnsan çevrenin, kültürün ürünüdür. Yaşantılar, deneyimler, mış gibi oyunlarla çocuk şey yapar arkadaşlar, yetişkin rollerini hazırlanır. O yüzden ya da şöyle de diyebilir bize, soru kalıplarında bir bilgi bir ya da iki fazla kişi tarafından yapılandırılır. Sosyal öğrenme kuramı kubaşık öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme. Kendi başına öğrenmiyoruz. Akıl değil, sosyal çevre önemli. O yüzden de çevre zihni oluşturuyor. Oysa ki Piaget'i zihin çevresel faktörlerde kullanıyor bunu. Piaget'in kuramı olgunlaşmaya dayalıyken Vygotsky'nin kuramı sosyal, kültürel çevreye dayalıdır. Gelişim, yaşantı zenginliği. Doğru. Ne kadar yaşantı zenginliği oluşturursa Vygotsky'de o kadar olur. Gelişim ile öğrenme bir bütündür. Bu da doğru, çok güzel. Vygotsky'nin en önemli görüşlerinden bir tanesidir. Yani etkileşimli öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme önemlidir. Akranlar aracılığıyla öğrenme etkili bir yoldur. Yani akran öğretimi var arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada. Doğru cevabın adan olduğunu görüyoruz soru kalıpları içerisinde. Demek ki biz özel konuşmaya bir bakacağız. Dikkat edelim, oldu mu arkadaşlar? Özel konuşma, özel konuşma. Şimdi Vygotsky'nin görüşleriyle ilgili 11 aylık bir kızı olan Ahmet Bey'e iş arkadaşı Can Bey, kızın neler yapıyor, konuşmaya başladı mı diye sorar. Bunun üzerine Ahmet Bey henüz kelimeleri tam olarak söyleyemiyor. Ancak denilen her şeyi çok iyi diyor, anlıyor diye cevap veriyor. O zaman bunda konuşulanların anlaşılması hangi dille alakalıdır? O halde biz ne dedik konuşulanların anlaşılmasına? Alıcı dil dedik. Çok iyi. Alıcı dil. O yüzden de ifade edici dil. İfade edici dil arkadaşlar. Söylemek şu anda ben ifade edici dilimi kullanıyorum. Sizin kullandığınız alıcı dildir. Söylenenlerin anlaşılması alıcı dil. Konuşmak ifade edici dildir. Önce alıcı dil gelişir, sonra ifade edici dil gelişir. Asla bunu unutmayınız. Şöyle bakıyoruz, bir diğer soru kalıpları içerisinden şöyle görelim, alıcı dil olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ben. Şöyle hocalarım, beyaz bir sayfa açmak istiyorum. Beyaz sayfa üzerinden bana ekstra bir kavram not almanızı istiyorum. Şimdi bakınız, ekstra bir kavram. Bu da hızlı haritalama. Lütfen unutmayın. Hızlı haritalama. Yani benim gelirse bundan da soru gelir dediğim bir yer hızlı haritalama. Hızlı haritalama nedir? Haritalama. Hızlı haritalama. Hızlı haritalama dediğinizde şuna dikkat edeceksiniz. Burada. Şimdi dille ilgilidir bu da arkadaşlar. Bir, özel konuşma. Çok istiyorum soru gelmesini. İki, hızlı haritalamadan soru gelmesini istiyorum. Halbuki bunlar benim için en önemli. Bu senin, benim enlerim bunlar arkadaşlar, dikkat ederseniz. Bu nasıl bir şey olur hızlı haritalama? Yani çocuğun bilmediği kavram vardır. Kavram. Bildiği kavramla ilişkilendirip, bildiği kavramla
İlişkilendirip arkadaşlar, dikkat ederseniz bildiğin kavramla ilişkilendirip arkadaşlar, hemen dille ilgili hocam, hemen doğruyu söylemesi hızlı haritalamadır arkadaşlar. Söylemesi hızlı haritalama. Şimdi ben örnek vereceğim. Okul öncesi ÖYABT sorusundan bahsedeceğim. Böyle bir benzer soru söyleyeceğim. Okul öncesi ÖYABT sorusu. ÖYABT sorusu. Hızlı haritalama geldi onlarda arkadaşlar. O yüzden de İsmail hocam genel soruyu analiz ettireceğim şimdi. Onlar da geldi. Bu ne demektir? Tibet sorusunu aklınıza yerleştirin. Tibet sarı, yeşil, maviyi biliyor. Tibet sarı, yeşil, yeşili biliyor. Ama Tibet kahverengiyi bilmiyor arkadaşlar. Kahverengi bilmiyor. Dikkat edin. Diyor ki soruda bilmiyor. Babası topu var Tibet'in. 3 tane sarı, yeşil, kahverengi. Baba diyor ki, bana kahverengi topu uzat diyor. Kahve topu uzat diyor. Topu uzat. O yüzden arkadaşlar diyor ki kahverengiyi bilmeyen Tibet arkadaşlar hemen düşünüp kahverengi topu uzatıyor arkadaşlar, bak kahve topu uzatıyor. O yüzden bunun adına hızlı haritalama deniyor. Böyle soru gelirse okul öncesinin sorusu gelmesini istediğim bir şey. Herhalde bazılarınız ilk kez duyuyorlar ama ben girdiğim gruplarda hızlı haritalamayı hep anlattım arkadaşlar. Dille ilgili temel kavramlar. Ben bu sene özel konuşmadan ya da hızlı haritalamadan iki tanesinden soru istiyorum arkadaşlar. Hızlı haritalamadan soru istiyorum. Yani şunu asla unutmayın. Bu tarz sorular arkadaşlar gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden de evet bildiklerini evet bilmediğinden çıkarıyor tabii ki Tibet İsmail Hocam. Soru aynen böyle. Yani bize diyor ki Tibet diyor sarı yeşil rengi biliyor ama kahverengi bilmiyor diyor. Babası diyor ki bana diyor kahverengi topu uzat Tibet diyor. Tibet henüz kahveyi bilmiyor ama zihninden hemen düşünüp kahverengi topu babasına uzatıyor. Çocuğun bildiği kavramdan hareketle bilmediği kavram hakkında zihninden düşünüp hemen doğru bilgiyi gerçekleştiriyorsa buna hızlı haritalama deniyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. O yüzden şöyle bakıyoruz. Ahlak gelişimiyle ilgili yine ben Piaget ile ilgili soru bekliyorum bu sene arkadaşlar. Bize sorular güzel geliyor ve Kohlberg sentezi soru istiyorum ben bu sene ahlak gelişiminden. Dikkat ederseniz bilişsel ahlak gelişimi bilişsel gelişimle paralellik gösteriyor. Ahlak gelişimi için çocuğun ben merkezcilikten çıkması gerekiyor. Üst düzey bir ahlaka sahip olmak için üst düzey bir biliş, soyut düşünme gereklidir. Fakat yeterli değildir arkadaşlar bunun için. Şimdi ahlak evrelerine bakalım. Ahlak öncesi evre 5 yer. Bu işlem öncesi döneme denk geliyor duyu motor dönemde. O yüzden de ben merkezci yapı nedeniyle ahlaki perspektif yoktur burada. Ceza korkusu nedeniyle yetişkin otoritesine bağlılık vardır. Dışa bağımlı ahlaki gerçekçilik somut işlemler dönemine denk gelir. Kural ve otoriteye görüp önüne bağlılık vardır. Kurallar değişmez. Herkes uymalıdır. Uymayan cezalandırılmalıdır. Davranışın sonucunda nicel büyüklüğü önemlidir. Niyet ya da davranış dışından koşullarla ilgilenmez. Edimsel koşullanma gibi düşünün ne olur can arkadaşlar burayı. O yüzden de edimsel koşullanmada ne vardır? Davranışı yaparsın, ödül gelirse davranış yapılır, ceza verilirse davranış bir daha yapılmaz. İşte o davranış da nicel büyüklük ya da nitel büyüklük önemlidir. Hani bir çocuk var, parktan çiçek koparılmayacağını biliyor. Bir tane koparmış, diğeri de bilmiyor. 5 tane koparmış. Hangisi suçlu deyince bak yaptığı davranışın nicel büyüklüğüne bakınız. Ne olur? 5 çiçek koparan suçlu diyor. O yüzden de yani niyete bakamıyor. Yani sonuca bakılıyor. Dışa bağımlı ahlak evresinde davranışın
meydana getirdiği sonuç, yani cezanın veriliş şeklini sonuç belirliyor. Ne kadar büyükse niyete bakan özellik tabii ki o kadar suçludur. Ahlaki özellik, otonom ahlak, fiilinin soyut işlemler dönemine denk geliyor bu. Niyet ve davranışı oluşturan koşullar önemlidir. Yani cezanın veriliş şeklini sonuç değil, niyet belirler burada. Kurallar kati değişmez değildir, değişebilir. Soyut düşünme vardır, özel sorumluluk vardır. Tabii ki bir çiçek koparan suçludur. O çünkü koparılmayacağını biliyor der arkadaşlar. Şöyle bakınız, aşağıdakilerden hangisi Piaget'in ahlaki gelişim kuramındaki dışa bağımlı dönemin özelliği değildir diyor arkadaşlar burada sonra. Ayşe'nin annesinin söylediklerini tam ve doğru olarak kabul etmesi. Evet, doğru olarak kabul eder. Ben bu sene Kolbert'in şıklarıyla Piaget'in şıklarını sentezlenip arkadaşlar bu tarz paragraflarla hangisi Piaget'in heteronom ahlakına denk gelir diyecek. Ben böyle soru bekliyorum yani, öyle istiyorum ya da diyecek değil mi, yerinde iddia olmasın. O yüzden de öyle soru bekliyorum, böyle istiyorum yani, böyle olsun. O yüzden de Mehmet'in arkadaşlar, Mehmet'in derste konuşmama kurallarını uymayanları öğretmenin cezalandırması gerektiğini düşünmesi. Kuralları çiğnemişler. Hiç düşünmüyor neden uymadı. Sibel'in sorduğu soruya ablasının cevaplamadığında onu bilgisizlikle suçluyor. Bu da yeter onun ahlak. Yani dışa bağımlı ahlak. Yani Yiğit'in otobüsü kaçırdığı için derse geç gelen çocuklara kızmasında öğretmeni haklı bulması. Yani bakın, haklı buluyor, sonuca bakıyor çocuk, niyete bakamıyor. İdil'in hastalandığı için ödevini yapamadığında öğretmenin kendisine kızmayacağına inanması. İşte arkadaşlar, buradaki İdil yani değildi, denizdi ama otonom ahlak evresinde. Çocuk olayların altında yatan niyete bakıyor. O yüzden de bu çocuk için niyet önemli. Edirne doğru cevap. Ben bu tarz soru bekliyorum arkadaşlar bu sene. Bu tarz soru sorulmasını istiyorum. Ve bizden şıklarda Kolberg ve Piaget olacak. Ve iyi çocuk olsun istiyorum, yani olacak demeyeyim, iddialı istiyorum. İyi çocuğu koysun, kanun düzeni koysun, otonom ahlak koysun. O yüzden de bir de heteronom ahlak koysun, şıklarda evrensel ahlak ilkelerini koysun ve bize desin ki aşağıdakilerden hangisi heteronom ahlak ilkesinde olan bir çocuğun, yani son işlemlerdeki bir çocuğun özelliğine uygun bir gösterici, ahlak gelişimine uygun bir açıklama olsun arkadaşlar. Yani İdil'in hastalandığı için ödevini yapmamadığında bunu söylüyorum hemen hocam. Böyle soru sorsun. Burası soyut düşünme var mı? Yani bu özel ahlak. Bu özel ahlak. Yani bu otonom ahlak. Ahlaki görecelik. Yani göreceli ahlakta soyut düşünüyor çocuklar. Olayların altın, evet İsmail Hocam, yani öyle bir şey istiyorum diyorum zaten. Ben sorumu bilmem, herkes beni bilir. Sorumu bilmem ben, yani ne olur ne sorar. O yüzden de beni duysun. Yani benim temennim, ne seviyelim ki? İnşallah olsun diyelim. Temenni edelim olsun, evrime güzel mesajlar gönderiyoruz. Beni duysun yani. O yüzden de istiyorum böyle bir şey. Bekliyorum. Özel konuşma ne olur sorsun. Hızlı haritalamayı ne olur sorsun. Bilenle bilmeyeni ayırsın. O yüzden de Pınar Hocam öyle olsun istiyorum yani. İnşallah olur. Can hocalarım benim. Öyle bir şey getirsin inşallah. Furkan ve kardeşi Alper köyde gezerken o komşularının bahçesindeki elmaları görür. Etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra birkaç elma koparıp oradan uzaklaşırlar. Az ileride babaları onları ellerinde elmalar da görünce elmaları nereden aldıklarını soruyor. Ve diyor ki onlara ceza vereceğini söylüyor. Bunun üzerine Alper, baba diyor, ben sadece 2 tane aldım. Furkan ise diyor 5 tane aldı. O zaman burada çocuğun eylemin somut sonucunun nicel büyüklüğüne bakıyor.
Haydi nicel büyüklüğüne bakan bir çocuk hangi evrededir? Arkadaşlar, heterona manyak evresinde değil midir? Benim güzel öğretmenlerim, can öğretmenlerim. O halde demek ki cezanın veriliş şeklini meydana gelen fiziksel sonuç belirliyor. O yüzden de sonuç. Tabii ki sonuç belirliyor. Yani burada önemli olan nicel büyüklüktür. Unutmayınız. Önemli olan nicel büyüklük. Nicel büyüklük, nicel fiziksel sonuç. Cezanın şiddetini niyet ederse otonom, attı. Cezanın şiddetini ortaya çıkaran duygu belirler derse attı. Şiddeti her durumda aynı. Şimdi tiyece sorularından lütfen şuna dikkat ediniz. Özellikle buraya yazmak istiyorum. Suça, şıklardan suça eşit ceza derse eşit. Ceza asla unutmayın. Bu Kolberg'in kanun ve düzen evresidir. Unutmayınız bunu bak. Yani Kolberg. O yüzden de ona ait bir şey ait bile değil arkadaşlar. O yüzden de 5 tane aldı. Buna göre aşağısı Alper'in cezasının veriliş gerekçesi hakkında düşüncesinin temelini oluşturur. O yüzden de eşit ceza dersek Kolberg'de kanun düzen olur hocalarım. Oldu mu? Önce bunu atarsınız. Kanun düzen. Suç kimseye zarar vermiyorsa ceza verilmemelidir. Bu da otonom ahlaktır. Özel ahlaktır. Dikkat ediniz arkadaşlar. Burada doğru cevabın bizim fiziksel sonuç belirlediğini görüyoruz. O halde bizim doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. O yüzden de sonuç. Dikkat edin arkadaşlar, bak suçu eşit ceza dersek şıklarda soruyor bize. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. O yüzden düşmeyin öyle sorularda. O halde suça eşit ceza kesinlikle Kolberg olacak. Şimdi bakın, demek ki Piaget derse şıklardan ilk elememiz gereken eşit ceza olmalı. Can güzel bir deniz resmi yapamadığını düşündüğü için mavi pastel boyu öfkelerek kırıyor. Diyor ki bak, bir tane mavi pastel boya kırmış bu Can. Arda ise masanın üzerindeki su bardağına fark etmez ve bardağı iri çarpar. Boya kutusundaki bütün pastel boyaların üzerine su dökülür. Kutudaki 12 pastel boya da kullanılamaz hale gelir diyor. Piaget'in ahlaki gelişim kuramına göre özel ahlak döneminde olan bir çocuk Can de Arda ile ilgili. Bakın şimdi arkadaşlar, Can de Arda ile ilgili dikkat etmemiz gereken nokta şu. Lütfen arkadaşlar, bize Piaget'e göre soruyor. Bak şimdi sonuçta her ikisi de boyalara zarar verdiği için eşit ceza. Eşit cezayı at bir defa hocam bak. Bu Kolberg'di. Piaget'e göre soruyor bak. Soru eleme tarzını görün. Attım. O yüzden de Can pastel boyu birer kırdığı için daha çok ceza. Bak, niyet önemli. Niyet. Bu var. O halde Can daha az sayıda pastel boyaya zarar verdiği için daha az ceza almalı. O halde böyle diyen bir çocuk dışa bağımlı ahlak olur bu. Yani birinci öncül özel ahlak. Yani otonom ahlak olur birincisi. Arda boyalara istemeden zarar verdiği için daha az ceza almalıdır Arda. Evet, bu da özel ahlak evresindedir. Halbuki bizim özel ahlak soruyor bizi. O yüzden de yani birinci öncülümüzde üçüncü öncülümüzü alırsınız. Bir ve üç doğru cevabın Bursa olduğunu görürsünüz arkadaşlar. O yüzden de yani bu tür soruları ne olur eleyerek çözünüz. Ben böyle bir tane istiyorum yani bu sene. Bu sene gelmesini bekliyorum. ÖSYM'i beni duysun diyorum. Ben Şule Hocalar nereden soru çıkar söyleyeyim mi? Ben bu sene kritik dönemden soru bekliyorum inşallah. Geçen sene hazır bulmuştum, daha sonra gelir inşallah dedim, geldi. Ben bu sene kritik dönemden bekliyorum arkadaşlar. Kritik dönemi çalışalım ne olur. Yaşamda deneyim senteziyle çalışalım. Benim istediğim yerler bunlar. O yüzden de bence de Dicle Hocam, bence de öyle. Kırmasın beni. Benim isteğimi söylüyorum ben. Ve ben biliyorsunuz sorumu vermem, bilmem soruları. O yüzden de öyle şeylerim yoktur benim. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar. Yani şöyle ikincisi, ben ergenlik dönemi fiziksel gelişim ile ilgili arkadaşlar ve
ve şeyle son çocukluğu fiziksel gelişimiyle ilgili şey istiyorum, soru istiyorum ÖSYM'den. Fiziksel gelişim ve ergenlik dönemi sentezi bir soru istiyorum. İkisinden istiyorum. O yüzden de 60. sorumuz, ne olur Allah'ım kritik dönem olsun, yaşantı deneyim sentezi. 61. sorumuz, inşallah, bakın benim isteklerimi söylüyorum size, inşallah son çocuklukla ergenlik dönemine fiziksel gelişim olsun. 3. sorumuz bizim, inşallah örgütleme ile uyumsama sorusu olsun. 63. sorumuz. 64. sorumuz, öncül bir, öncül iki, öncül üç şeklinde. Öncüllerden 3 tane çocuk versin. Biri odaklanma da olsun. Biri özelden özel akıl yürütmeyi göstersin. 3. çocuğumuz da korunum kazanamasın. 3 tane çocuğumuz olsun. Özelden özel odaklanma, korunum kazanamama. Bundan sonra olsun. 64. sorumuzu buradan sorsun. Bizim 65. sorumuzu arkadaşlar, yani 65. sorumuzu bizim şuradan sorsun inşallah. Dil gelişiminde özel konuşmayla bize işte hızlı haritalamayı sorsun bu defa. Sürpriz yapsın ÖSYM'e. İnşallah hızlı haritalamayı sorar. Okul öncesine sordum. Bize niye sormasın ki? Biz de bekliyoruz bundan sonra. Ben de istiyorum bundan sonra. Biz de burada soru getirsin gelişim psikolojisinde. Bir de 65. sorular hep Freud sorusu olur. Freud'un panik dönemiyle ilgili soru sorsun. Süperego'nun gelişmesiyle birlikte, özdeşim kurma, savunma mekanizmasıyla birlikte arkadaşlar, yani Oedipus belirtili karmaşalarından çocuğu kurtarsın. Arkadaşlar, evet, Salih Hocam inşallah o soruyu getirsin. 66. sorumuz bizim. 66. sorumuz Piaget ve Kohlberg sentezi bir soru kesinlikle gelsin. 67. sorumuz bizim. Artık onu da söylemeyeyim. Onu da tek özeme bırakayım. Benim tahminlerim inşallah olsun. Evet arkadaşlar, tek özem ailesi olarak ben bu akşam dersi sonlandırıyorum. Kısa bir dersti bu. Evet bakın, nerelere çalışmanız gerektiğini aslında ben daralttım. Önemli yerler bunlar. Hani benim istediklerim diyerek hani biraz neşeli hale getirmeye çalıştım. Bunlar benim isteklerim. O yüzden de Salih Hocam inşallah hızlı haritalamadan soru gelir. Herkes dökülür. Herkese döküyor. O yüzden de Faruk Hocam. Evet. O yüzden ay Dicle Hocam, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bunlardan soru istiyorum. Diğer 3 tane soruyu da nereden beklediğimi tek uzamda söyleyeyim. Hepiniz inşallah atanacaksınız. Gönülden diliyorum. Devletimiz atamaları çok yapsın. Ve devletimizin iyi niyetli olduğunu da biliyorum. İnşallah çok iyi şeyler olacaktır. Sizin için, sizin adınıza güzel şeyler yapacaktır. Merkez bizi duysun. Çok atama olsun. Şile Hoca olarak çok istiyorum. Arkadaşlar, yani tamam Betül Hocam. Diğer üçü bizde. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Güzel ailesi olarak öpüyorum.